Merhaba. Piazza'da Pantheon'un önündeki meydandayız. Bu en iyi korunmuş antik Roma anıtı. Çağlar öncesini hissettiriyor. Tarihi dış yüzeyinden de anlaşılıyor. Yüzeyi aşınmış, saldırılara uğramış. Bronz kaplamaları sökülmüş. Alınlığındaki delikler binanın farklı amaçlarla kullanıldığını gösteriyor. Aslı tanrılar için yapılmış bir tapınakken sonra kutsanıp kilise yapılmış. Şimdi ise aynı zamanda önemli bir turizm merkezi. Bina inanılmaz karmaşık bir tarihe sahip ve bu karmaşayı dış yüzeyinde görebiliyoruz. Antik dönemdekinden oldukça farklı görünüyor. Antik dönemdeki zemin seviyesinden birkaç metre yukarıdayız. Roma'da bu tarihi katmanlar asırlar boyunca üst üste birikmiş. Antik dönemde doğrudan Panteon'un merdivenlerine adım atabilecekken şimdi rampa iniyoruz. Panteon'un önündeki alan sıra sıra sütunlarla çevriliydi. Sıra sütunlar ve diğer binalar bu binanın çevresini sarıyordu. Dolayısıyla yanlardaki yuvarlak çıkıntı değil, sadece geleneksel tapınak girişi görülebiliyordu. O haliyle daha tanıdık olabilirdi sanırım. Eşiye yaklaşınca asıl sürprizlerle karşılaşılıyor. Ben bu devasa kolonlara bayıldım. Dev mermer tabanlıklarla destekleniyorlar. Yivsiz ve eklem yeri olmadan mermer korint başlıklara kadar uzanıyorlar. Bunlar tek parça taştan oluşan sütunlar. Yunan sütunları gibi parçalı ve kesilmiş değil. Mısır'dan getirilmiş olmaları Roma'nın İmparator Adrianus zamanında Akdeniz üzerinde kurduğu hakimiyetin simgesidir. Hadi dev bronz kapıdan geçerek içeri girelim. Verandadan geçip içeri geniş bir açıklığa ulaştık. Burası muazzam büyüklükte bir dairesel alan. Binanın genişliği ve yüksekliği tüm görüş alanımı dolduruyor. Görüş alanımın sınırlarını yansıtıyor sanki. Bazilikaların aksine bu radyal bir bina. Bu binanın bir merkezi olduğu ve buradan doğrusal olarak genişlediği anlamına geliyor. Geleneksel bir radyal yapıda merkezi nokta yerde'dir. Burada ise merkezi nokta yerle tavanın tam ortasında. Bu açıdan geleneksel bir radyal yapıdan ayrışıyor. Geometrisi içine bir küre almaya yetecek mükemmellikte. İçine girer girmez çemberler, dikdörtgenler, kareler gibi geometrik şekillere olan takıntıyı görürsünüz. Bu yapı mükemmel geometriye ulaşmayı hedefliyor ve aynı zamanda bizi de bu mükemmel geometrinin içine yerleştiriyor. Binanın içinde durağanlık hissetmiyorsunuz. Bence oldukça dinamik. Yukarı kolonlara bakacak olursak hemen üstlerindeki sahte pencerelerin frizleriyle mükemmel hizalandıklarını görüyoruz. Doğru, kubbedeki tavan süsleriyle hizalı değil. Bu da kubbeyle kubbeyi taşıyan silindirin birbirinden bağımsız görünmesini sağlıyor. Kubbe neredeyse dönebilecekmiş gibi görünüyor. Kubbe ile silindirik yapının süslemeleri arasındaki bu karmaşık görsel ilişki binayı içerideki bu sütunların değil, betonun ayakta tuttuğunu gösteriyor. Gerçekten de oldukça kalın silindirik beton yapı kubbeyi destekliyor. Kubbe aşağı ve dışarı doğru basınç uyguladığından, Romalı mimarlar kubbenin ağırlığını desteklemenin yollarını aramak zorundaydı. Çözümlerinden biri silindirik yapıya kalın beton duvarlar örmekti. Romalılar beton yapımında ustalaşmıştı. Pantheon da betonla neler yapılabileceğini gösteren binalardan biriydi. Beton kesintiye uğramadan alanları şekillendirebilir. Ayrıca ahşap kalıplarla desteklenerek dikey olarak da oluşturulabilir. Sonra o ahşap formlar ortadan kaldırılıp alan yaratılabilir. Böylece kolon ve lentolarla asla yapılamayan binalar yapılabilir. Beton, payanda ve ahşap kalıplarla desteklenerek önceden yapılamayan binaların inşa edilmesini sağlar. Bu açık, kesintisiz ve muazzam alanın inşasını betona borçluyuz. Buraya giriyoruz ve kendimizi özgürleşmiş hissediyoruz görüşümüzden hareket alanımıza kadar müthiş bir özgürlük duygusu mevcut. Romalı mimarların betonu kullanması sayesinde mimarlıkla ilgili algı değişti ve izleyici ile binalar arasında farklı bir ilişki kuruldu. 21. yüzyılda bile muhteşem görünüyor. İmparator Adrianus kendi gözetimi altında yapılan bu binayı ve konuklarını burada ağırlamayı çok sevdi. Ona girişin tam karşısındaki apsiste dururken gözünüzde canlandırabilirsiniz. Panteon'da ilk başta tanrıların ve tanrılaştırılmış eski imparatorların heykelleri vardı. Gerçekten ilahi bir yerdi. Cennet ve dünya burada iç içe geçiyordu. Burası insan algısıyla da alakalı. Yüzey oldukça zengin. Antik dönemde tavan süslemeleri muhtemelen yaldızlı rozetlerle doluydu. Kubbe bileziğine baktığımızda renkli mermerler görüyoruz. Morlar, turuncular, maviler. Bu mermerler Roma'nın dört bir yanından toplanmış. Yani bu Adrianus'un gücünün ve zenginliğinin sembolü. Roma, dünyanın her yerine ulaşıp bu değerli malzemeleri getirtebilen bir imparatorluk. Bu alanın en etkileyici kısmı kubbenin tepesindeki dairesel delik. Mantığa aykırı görünüyor. Kubbenin tam ortasında bir delik nasıl olabilir? Kapı, kapının hemen üstündeki ızgara ve kandiller dışındaki tek ışık kaynağı bu delik. Öğrencilerim hep, peki orada cam var mı diye sorar. Hı -hı, hayır yok, yağmur yağınca taban ıslanıyor. O delik mükemmel daireselliği, kubbenin mükemmel bir küre olması. Kubbedeki delik, daha önce söz ettiğim açılardan oldukça önemli. O bir bakıma gök kubbenin hareketinin yansıması. Güneş ışınları delik vasıtasıyla içeri giriyor. Kubbede dairesel bir şekil yaratıyor. Bu daire güneşin hareketiyle kubbeyi, zemini ve yapının diğer duvarlarını dolaşıyor. Yani binanın tümü bir şekilde güneş saati vazifesi görüyor gök kubbenin hareketini yansıtıyor ve o hareketi burada yeryüzünde açığa çıkartıyor. Burayı antik dünyanın bir anıtı olarak inceledik. Bu bina belki de Rönesans'ta ve modern çağda en çok esinlenilen binadır. Bu binayı referans alan tüm o mimarları düşünelim. Bir panteondaki zemine, geometriye, dairelere ve karelere bakıyorum. Bir de New York 5. Caddedeki Guggenheim Müzesi'nin önündeki kaldırıma bakıyorum. Bir kere Pantheon'u gördüyseniz her yerde kopyalarını görmeye başlarsınız. Özellikle kubbe ve tepedeki delik en fazla kopyalanan kısmı olsa gerek. Örneğin Washington Ulusal Galerisi'nde, Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki neredeyse tüm neoklasik binalarda bunu görebilirsiniz. Ayrılmadan önce burada mezarı bulunan Rafael'e saygılarımı sunmak da çok hoşuma gider. Hoşçakalın.